Kaşarlı çıtır tavuk için 150 gram kaşar peyniri, 200 gram ekmek kırıntısı, 100 gram mantar, 200 gram krema, 2 adet yumurta, 100 gram un, 600 gram tavuk göğsü ve sıvı yağ. Önce mantarlarımızı doğruyoruz. Mantarları ince, soteli bir şekilde doğruyoruz. Evet. Ancak ısınır bizim. Bu çıtır tavukta ana menü, ana yemek olacak kalitede muhteşem bir sunumla servis edilecek değil mi şefim? O Kesinlikle. Yüzden bugün ne pişirsem derdine son verecek. Bugün ne pişirsem derdine son verecek efsane bir tavuk tarifi. Evet. Ben bugün olmadı bunu yapıvereyim ama kuru fasulyem var onu yesinler. Aa senin dünya kadar neyin var? Ha. Şimdi mantar sosumuzu yapacağız. Yağ vereyim. Evet. Normalde önce tavamızı biraz ısıtmamız gerekiyor ama ben direkt boşalttım. Hı hı. Önceden tavamızı ısıtırsak sonra malzememizi eklersek çok daha güzel tabii, olur. Tabii tabii önden bir ısıtma yapıyoruz tavaları evet. Ama biz canlı yayın olduğumuz için bekleyemiyoruz malum. Tıkır tıkır işliyoruz hemen şefim. Harikasın. Evet güzelce. Şimdi sıra tavuğumuzun malzemesinde. O tabağı geri rica edeceğim. Islattım bile şef dur şunu vereyim size. Hemen o kaseye biraz. Ne? Ha. Ama bu çok güzel yani favori bir tarif Yüksel Beyciğim. Benim anam babam usulü keklerim varken San Sebastian'lardan çıktı diyorsun. Ama malum çok talep görüyor değil mi şef? Ay. Kesinlikle özellikle gençler tarafından çok talep geliyor. Yani özellikle gençler bayılıyor. Sen yaşlandığın için görmüyorsun tabii normal. Bir şey söyleyeyim mi Nermin? Bir yerde vallahi bir dilimini bu kalıbı yapsak o kadar pahalıya satmazlar. Çok pahalı ya. Bir dilim. Evet. Şimdi güzelce yumurtayı çırptı şefim. Tuzunu ve pul biberini ekledi. Ve güzelce bir çırpmaya devam edeceğiz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kaşarı rendeleyecek güzelce mi? Evet. Çırpalım. Ben yapayım bir şey. Tamamdır. Şimdi tavuğumuzu önce unumuza bulacağız. Bir tabak daha özür diliyorum, hemen. Rica ediyorum. Şu iyi midir şef? Yeter. Bunu da böyle bir tabağa alalım. Onda daha rahat yaparım diye düşündüm bunda ama. Mı? Evet. Ha, tamam. Arkadaşlar şimdi önce unumuza batırıyoruz. Unumuza batırmamızdaki temel mantık sadece yumurtayı tutsun diye. Elhamdülillah hep beraber. Yetine yetkinullah. Una bulayıp yumurtaya koyuyoruz. Yumurtada güzelce bir ters düz ediyoruz yumurta karışımını. Evet. Sonra panko karışımını biraz yaklaştırmanızı. Evet, buyurun. Rica ediyorum. Şöyle. Ay, güzelce karıştırdık. Tamam, bir tane daha tabak, şu tabağa koyayım mı? Neye koyacağız? Şu, yok, koyayım. Oraya koymayalım. Şuna ya da şunu alalım. Aa, ama evet. Neyle? Bir de bunu böyle şeylerle yapıyorlar. Şimdi çocukların sevdiği cips. Galeta unu ve kompleks. Yani farklı farklı versiyonları var bunların. Çok da güzel olmuyor bence. En iyisi ekmekteki. Bu galeta unu mu? Şu sizin kullandığınız. Evet, bu pankoyu evet en çok panko. Tercih edilen bu. Aynen. Ve bazıları bu pankoya biraz da zerdeçal ilave ederler. Kızarttıktan sonra bunda sarı bir görüntü elde ederler. Evet evet o sarımsı görüntü evet, güzel duruyor. Evet o zerdeçalla yaparlar. Hemen elimi yıkayıp dönüyorum. Kremayı ne aşamada koyacağız siz? Kremayı sosunda kullanacağız. Tamam. Onunla işim bitti mi şef? Evet. Bunu da aldım. Bundan... Yumurtayla da işimiz yok. Evet. Şöyle rendeledim. Yapışmış. Böyle porsiyonluk şık. Değil mi? Bir tabak hazırlayabiliriz. Evet. Şöyle. Baharat ne koyacağız şef? Şöyle. Sadece tuz yeter. Bazıları çeşni kullanıyor. Ne kadar güzel. Bakın bir çay kaşığı kadar un ilavesi yaptı şefim. Buyurun ve şefim. Ve bunun için yeterli bir kıvam olacak. Kremamızı da dökebiliriz artık. Evet şöyle gösterelim. Bir kaşık alabilir miyim? Şöyle buyurun. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Gördüğünüz üzere iyice sıyırıyoruz. Şöyle bembeyaz bir krema
Birazdan bir tık koyulaşacak, suyunu çektirecek şefim, değil mi? Evet. Un ilave ettiğimiz için çok fazla çektirmemize gerek kalmadı. Şey mi, bir yerde mi çalışıyorsunuz, şey mi, otel veya yok, ben restoranda çalışıyorum. Yakamoz Restoran diye bir restoranda çalışıyorum. Oranın mutfak şefliğini yapıyorum. Evet, bu kıvam tamam. Biraz tuz ekleyeceğim şimdi hemen. Burada yanımda var şef, gitmeyin, gelin. Bakın, geldim. Direkt koyulaştı, içerisine un verdiniz. Orada her türlü dünya mutfağını ele alıyor musunuz? Nasıl? Her türlü yemeği pişirebiliyor musunuz? Yani yoksa belli şöyle, bir menünüz mü var? Dünya mutfağı kelimesi şöyle, farklı ülkelerin birkaç tane yemeğini derleyip sentezlediğiniz bir mutfak. Yani Meksika mutfağından 2-3 tane yemek, atıyorum Amerikan mutfağından 1-2 tane, İtalyan mutfağından biraz daha fazla çünkü bizim kültürümüze daha yakın. Evet. İtalyan mutfağından daha fazla ürün var menümüzde. Türk mutfağın Türk mutfağına da biraz modernize edilmiş birkaç yemeğimiz var. Yani kesinlikle öyle oluyor. Biz diyorum ya, durduğumuz yerde tarif değiştiriyoruz. Evet. Aklımıza geleni yapıyoruz ama güzel oluyor değil mi? Böyle özellikle damak yapısı kuvvetli olanlar gerçekten güzel tarifler elde edebiliyor yani. Birazcık onu çıkartıp tekrar bunu koyunca. Ben mesela onu çok yapıyorum yani. Bugün de Kerem Efendi stüdyoda hasta olmuş. Ya, okula göndermedim. İlaçla geziyor. Çekelim mi Kerem'i? Görsünler mi? Çok özlemişler. Kerem'i bir gösterelim. Bir el salla benim izleyicilerime. Ay, annesi kurban olsun. Zeytinyağı mı? Olmaz. Saçını da düzeltti. Yakışıklı aşkım benim. Evet, dün okuldan arayınca ben gittim hemen aldım. Doktora götürdüm. Çok önemli bir şey yok. Kerem futbol oynuyor. Futbol oynadığında da cuma günü çok yağış vardı. Top oynadı, 2 saat koştu. Pazar günü yine yağmur varken Allah canını sağ ede yine gitti. Babasını ağladı, götürttü. Orada yine koştu. Sonra ne oldu? Kerem Salih Gül hasta oldu. Yapacak bir şey yok ama elhamdülillah geçici hastalıklar. Hemen dün ben ona bir mercimek çorbası yaptım. Tamam. Mısırlı pilav istedi. Mısırlı pilav yaptım. Kuru fasulyeyi de ev halkına yaptım. Böyle yani annelik şefim, yapacak bir şey yok. Vallahi, var mı çocuk sizde? Var, 2 tane var. Allah bağışlasın. Teşekkür çok zor ederim. Değil mi şefim? Yani özellikle okul süreci çok zorlu geçiyor. Küçükler mi? Bir tanesi 8 yaşında, bir tanesi 5 yaşında. Özellikle okul süreci çok sancılı geçiyor çünkü öğretmenler ödev veriyor ve ödevlerin yapılmasını istiyor. Ya. İşte anne de ilgilenirken zorlanıyor tabii. Çok çok, ben bu sabah bırakamadım. Evde kimse yok. Abla üniversiteye gitti, abi okula gitti. Dedim ki şimdi bu evde tek başına ne yapacak? Kalk dedim, 2 saat yayın yapar geri döneriz dedim. En azından burada ilacını içirdim, kahvaltısını yaptırdım. Aklım kalmadı. Ne yapayım? Evet, evet. Anne olunca böyle. Bir de bırakacak kimse yakınlarda yoktu. Anneanneyi uğraştırmayayım dedim. İyi yaptın, burada vakit geçiyorsun. Keyifli oldu. Ben bir maşa vereyim şef. Ne yapıyorsun şef? Şimdi yağın kızarmasını bekliyoruz ve tavuklarımızı kızartacağız. Sonra üzerine tavukları mantar. Tavukları kızartırken ben kurabiye hamurunu yapayım Serpil. Bence çok güzel olur. Yani ondan sonra şefimin tarifleri kalır. Olur değil mi şefim? Olur tabii ki. Nasıl olsa her şeyi hazırladık. Tabii. Şimdi üzerine sosumuzu ilave edeceğiz, fırına vereceğiz. Harikasın. Bakın kızdırdığımız yağın içerisine şefim tavukları alıyor. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Hani yağınız kızıp kızmadığını böyle bir tık, bir şey tıklatarak bakabilirsiniz. Çünkü kızgın olmayan bir yağ, bir şey attığınız zaman yağ çekebiliyor. Kontrol ederken, bir tık bir şey atarken kontrol edilebilir. Evet, kesinlikle katılıyorum. İyice kızmayan bir yağın içerisinde de gerçekten çok başarılı olmuyor. Evet, yağ köfte, çekiyor. Köfte, tavuk çok yağ çekiyor. Patates. Böyle yüzü gözü dağılıyor bir de. Aynen. Hiç istemediğimiz bir tablodur o. Vallahi şefim işi biliyor. Gerçekten güzel de püf noktaları veriyor. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ekran başında bizi pür dikkat dinliyor şefim. Evet, ben şimdi şeyi çıkartıyorum. Bu tavuklarımız oldu, pişti. Ay, ne güzel oldu renkleri. Vallahi maşallah, subhanallah. Ay dememek lazım. Maşallah demek lazım. Kesme şeyi alalım. Aynen, çok güzel oldu ama renk falan. Bakar mısınız? Bir tık sarı yapmak için biraz önce de söylediğim gibi zerdeçal ilave edilebilir. Şimdi bunu koyuyorum şöyle. Şimdi burada yine bir püf nokta vermek istiyorum. Buyurun. Şimdi bazen kremalı soslar yaptığımız zaman kenarda tutup beklettiğimiz zaman böyle koyulaşabiliyor. Bir tık su ekliyoruz. Hemen kendisini açıyoruz. Bir de kremalı
makarnalarımız, kremalı yemeklerimizi yaptığımız zaman yağ kesme olayı diye bir olay var. Yağı bir tarafa gider, kreması bir tarafa. Ay, evet. Onu da hemen hızlıca toparlayabilmek için biz restoranlarda bir tık ya krema ya da su ilave ederiz. Hızlıca karıştırdığımız zaman o tekrar eski homojen kıvamına geri dönebiliyor. Değil mi? Ne güzel ama. Çok da başarılı oluyor bu şeyi anlatmanız. Olur da kestirirdiler. Evet. Hemen. Aynen, hemen bir tık ocağı açıyoruz, bir tık su ekliyoruz, hemen karıştırıyoruz, tekrar toparlıyor. Şef ne yaptınız? Şöyle önce bir göstersem, ondan sonra kaşarlarını ilave edeceğim. Çok güzel. Çok gibi. Güzel tuttu maşallah. Şöyle kaşarlarını ilave ediyorum. Şefin tabağı hazır. Şefin tabağı hazır yani. Evet, fırınımıza girecektir de kızartacağız bunları. Sadece kaşarlar eriyene dek sanırım, değil mi şef? Biraz da kızaracak üstü. Bu kadar. Kaç dereceye vereceğiz şefim? 180-200 arası yeterli olur. Tamam, fırınımız sıcak. Tamam. 180-200 derecelik ayarda sadece kaşar peynirleri eriyene dek pişireceğiz ve servise hazır hale getireceğiz. Evet, bir tık kısalttım. Evet, tavuğumuz da çıktı. Görüntüsü çok böyle. Çok güzel gözüküyor. Yakın girelim tavuğumuza. Aman yarabbim. Nermin'in enfes mutfağının enfes mantarlı tavuğu. Çıtır tavuk. Çıtır ekmeğin üstüne çıtır tavuk. Şef onu da al ya. Biz restoranlarda ona marşala diyoruz. Günaydın Nermin Hanım. Ustaya söyler misiniz tantuniye dereotu niye koyuyor? Maydanoz da getirdim. Maydanoz da koyulabilir ama ben dereotu seviyorum diye koydum. Evet efendim, yeterli maydanoz açıklama. Maydanoz da getirdim. Elimizde var. Arzu ederseniz sizin için maydanozu da yaparız bir tane. Ne ara görmüşler Nermin? Kurabiye tarifini paylaşır mısınız? Paylaştık. Sosyal medya hesaplarımızdan tekrardan paylaşacağız. Yakaladınız değil mi bu kurabiye? Çünkü enfes oluyor. Alttan tekrardan vakit kalırsa arkadaşlar akıtacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.